kıymetli kardeşlerim, burası mahşer meydanıdır. Burası Zilhicce'nin 9. günü her yıl Kızılca kıyametin koptuğu, kulun Allah'ın huzuruna koşup ben geldim ya Rabbi, ölüme razıyım. Allah'ım, kendi kıyametimi koparmaya geldim. Pişman olmuş, tövbe etmek üzere huzuruna Hazreti Adem babamızla Havva annemizi affettiğin şu şahit olan dağa, Cebel-in Nur, nurun dağa dönüştüğü Cebel-ür Rahme, sevginin, muhabbetin, aşkın, fedakarlığın bir dağa dönüştüğü Arafat meydanına geldik ya Rabbi dediği meydandır burası. Cennette işlenen bir hatanın, cennette yapılan bir yanlışın dünyada affedildiği sıfır nokta burasıdır işte. Hazreti Adem aleyhisselamın, Havva annemizin şeytanın aldatmasıyla yedikleri yasak meyvenin ardından, işte kardeşlerim, babanızın ve annenizin Allah'ın tevbelerini kabul ettiği Kur'an-ı Kerim'de ve kala, o ikisi dedi ki, yani Adem'le Havva, hani diyorlar ya Adem'in babası varmış, haşa, yok efendim bilmem ne varmış. Adem ve Havva, insanlığın anası ve babası, dedi ki, Rabbena, ey Rabbimiz, zalemna, zulmettik, enfusena, nefislerimize zulmettik, kendimize yazık ettik. Ve illem tağfir lena, şayet bizi bağışlamazsan ya Rabbi, ve terhamna, eğer bize merhamet etmezsen, acımazsan, lenekunenne minel hasirin, hüsrana uğrayanlardan oluruz, perişan olanlardan oluruz. Allah'ım ne olur bizleri affeyle dediği sabah namazının üstümüze yazıldığı, 5 vakit namazınız size 5 peygamberden hediyedir. Yani Hazreti Muhammed aleyhisselamdan önce kılınmış namazlardır o 5 vakit namaz. Sabah namazı insanlığın yola çıktığı ilk namazıdır. Adem babanızın ve Havva annenizin dünyada kıldıkları namazın adı sabah namazıdır. Salat-ı fecirdir. Karanlığı aydınlığa çeviren namazdır. Günün ilk namazıdır. İşte Adem babanız, kardeşlerim, şu Arafat tepesinde tevbeleri kabul edilip bir sabah namazı vaktinde Rabbiniz Aşure gününde, Muharrem'in onunda onları bağışladıklarında şu dağ o gün bugün Cebel-ür Rahme diye anılacak. Allah'ın merhamet ettiği dağ diye anılacak. Onun için Zilhicce'nin 9. günü, yani Arefe günü buraya gelmek, burada dua etmek, buralarda vakfeye durmak, her Müslümanın gönlündeki bir aşkı, gücü yeten müminler için de, malı mülkü ve imkanı olan Müslümanlar için de Allah'ın kulları üzerindeki bir hakkıdır. Ve sevgili Peygamberimizin mübarek ifadeleriyle El Haccu Arafe, Hac Arafat'tır dediği yerdir. Veda hutbesi Nemire Mescidi, 6 tane minaresi olan o büyük mescit, Arafat Mescidi, Nemire Mescidi, bir kısmı harem sınırlarındadır, bir kısmı harem dışındadır. Peygamberimiz Cuma günüydü Arafat'a çıktığı gün, Cuma hutbesi diye, bizim Arafat hutbesi diye bildiğimiz o hutbenin bir bölümünü orada okudu. Bir bölümünü de bu dağın bir yerinde, ama tam olarak neresi olduğunu bilmiyoruz. Ama yüksekçe bir taşın üstüne çıkıp şu taşların birinin üstünden 114 bin Müslümana, ey insanlar, ey Allah'ın kulları,
bilmiyorum bir daha sizinle burada buluşabilecek miyim dediği yer burasıdır Müslümanlar. Benden duyduklarınızı sonrakilere iletin dediği yer burasıdır. Ey Müslümanlar, kan davaları ayağımın altındadır. İlk kandırdığım kan davası da amcamın oğlu İyad'ın kan davasıdır. Kaldırdım amcamın oğlunun kan davasını diyordu. Faiz ayaklarımın altındadır dediği yer Resulullah Aleyhisselam'ın burasıdır. Ey Müslümanlar, Peygamber Efendimiz buradan sonra dünyada bir misafirdir. Hira Nur Dağı'na biraz sonra ineceksiniz. Hira Nur Dağı'nda başlayan ilk ayet, İkra bismi rabbikellezî halak diye başlayan ilk ayet, bir Kadir gecesi başlamıştır. Kur'an-ı Kerim'in son ayeti, Resulullah Efendimiz şu taşların birinin üzerindeyken, Cebrail Aleyhisselam Kur'an'ın son ayetini getirdi. El yevme ekmeltu lekum dinekum ve etmemtu aleykum ni'meti ve razitu lekumul islame dine. Bugün sizin dininizi kemale erdirdim. Üstünüze olan nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam'a razı oldum ayeti kerimesi burada nazil olacak. Peygamberlik kapısı kapanacak. Vahiy kapısı kapanacak. Artık Resulullah dünyada bir misafirdir. Peygamber Efendimiz bu ayet geldikten sonra 90 gün yaşamıştır bu yalan dünyada. Misafirdir yani Resulullah Efendimiz. Can kardeşlerim, bura dua yeridir. Burası Allah'a yakarış yurdudur. Burada el açılır ve Allah'a dua edilir. Burada Rabbinize söyleyemeyeceğiniz sırrınız yoktur. Çünkü burası mahşerin provasıdır. Hac için kuramız çıkmayabilir. Ama niyetinizi tuttuğunuz ve hac için mal gücünüz varsa kaydolduğunuz her sene vebal üstünüzden kalkar. Kura size çıkmasa bile o sene ölseniz Allah sizi mesul tutmaz. Çünkü sizin elinizde olmayan bir engel vardır. Kurada çıkmadığı için siz mazur olursunuz. Ama sıraya girmez, kuraya katılmazsanız ve o yıl zengin olduğunuz halde, buraya gelecek gücünüz yettiği halde başvurmamış ve o yıl içinde ölürsek, kardeşlerim, o zaman hac bize ahirette hesap olarak sorulur. Onun için bugün buraya gelmişken bir dua edelim isterim. Hatimler var, yasinler var, salavatlar var, kelime-i tevhidler var, dua bekleyen masum Müslümanlar var. Her birinizin çeşit çeşit dertleri, çeşit çeşit duaları var. Gelin madem Arafat'tır, ya Rabbi Zilhicce olmasa da, bugün Arafa günü olmasa da ey Allah'ım, Resulullah'a son ayetin geldiği şu dağ, Kur'an'ı sırtına almış, bize bir şey öğretecek, bir şey belletecek buradan. Müslümanlar, veda hutbesini bir de siz okuyun telefonlarınızdan, kitaplarınızdan. Çünkü Resulullah'ın ricasıdır. Her sene bir defa Müslüman evinde veda hutbesini okusun. Değerli Müslümanlar, her sene her Müslüman veda hutbesini evlerinizde okuyun. Çünkü Resulullah öyle istiyor. Peygamberimiz diyor ki ey Müslümanlar, burada benden duyduklarınızı sonrakilere ulaştırsın. Onlar da onlardan sonrakilere ulaştırsın. Onlar da onlardan sonrakilere ulaştırsın. Olur ki sonradan işiten beni burada duyup dinleyenden daha iyi anlayabilir diyor Peygamber Efendimiz. Aleyhisselam'ın ricasıdır. Onun için vaktimiz yok. Daha buradan bu sıcakta aşağı ineceksiniz. Kabe-i Muazzama'da daha çok vakit geçirmek lazım. Kardeşlerim, madem dua yurdudur, madem burası Arafat'tır, madem burası mahşerdir, madem burası kulun, ya Rabbi boş gelmedim buraya. Allah'ım boş gelmedim.
kirli pasaklı bir defterle geldim diyerek her türlü derdinizi kalbinizden Allah'a dökeceğiniz kulun Allah'a en yakın olduğu yerdir. Öyleyse gelin hep beraber ellerimizi açalım ey Müslümanlar. Doğu Türkistan için Filistin'de susturulan Mescid-i Aksa'nın okutulmayan ezanları için ümmeti Muhammed'in gevşemiş, pörsümüş, dünyasını sadece dünyasını düşünen şımarık ahir zaman Müslümanlarının çoğaldığı bir dünyada yeniden şuurlanmamız, yeniden Hazreti Peygamber'le yol yürümeyi göze almış o yalın ayak şu sımsıcak çöl yollarında Peygamber'le yol yürüyen Afrika'nın kara çocuğu Hazreti Bilal-i Habeşi Efendimizin dualarına dualarınız karışsın. Hadi buyurun, ellerinizi açın ve bir mahşer yaşayın. Bir kızılca kıyamet yaşayın. Kendi kıyametinizi kendiniz koparın. Kendi ipinizi boynunuza kendiniz takın. Ya Rabbi, beni buralarda affet ya Rabbi. Ya affet, ölüme razıyım. Ölümü göze alarak geldim ya Rabbi. Burası Arafat'tır ya Rabbi. Ya Rab, Zilhicce'nin 9'unda, Hac gününde, Arefe gününde de burada böyle toplanmayı bu Müslümanlara en kısa zamanda helalinden nasip eyle.